Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Vice The Anniversary Edition bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Vice The Anniversary Edition'da kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki GTA Vice The Anniversary Edition bölümünde uzun bir zamandan sonra Lovefist müzik grubuna geri dönmüştük. Kendilerinin son bir işini yapmıştık. Bu yaptığımız iş ise kendilerinin yine canı tehlikedeydi. Bir ara öldürdüğümüz sandığımız ama hala peşlerinde olan bir psikopat vardı. Bir araba vardı bizde, mevcut bir araba vardı. Arabaya bindiğimiz anda psikopat konuşmaya başladı. Arabanın içerisinde bir bomba yerleştirdim ve eğer hemen gaza basıp belli miktarda hıza ulaşmazsanız bu bombanın patlayacağını söylemişti. Birkaç kere saçma sapan ölmüş olsak da öyle ya da böyle hayatta kalmayı başarıp müzik grubunu başarılı bir şekilde konsere ulaştı ve başarmıştık. Ardından bizi aradılar. İşte Tommy sen şöyle adamsın, böyle adamsın, çok teşekkür ediyoruz, daima arkandayız falan diye öyle belirtmek amaçlı bir arama yaptılar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim burada yapmamız gerekenle biz ana görevleri genel olarak bitirdik. Bizim burada şu anda yapmamız gereken sevgili dostlar, hani biz Diaz'ı öldürmüştük ya, Diaz'ın işleri artık bizim elimizdeydi falan ama millet ödeme yapmak istemiyordu bize. Çünkü yani hem bize güvenmiyorlardı hem de onları ikna etmemiz gerekiyordu. O yüzden bizim artık yavaş yavaş belli işler yapmamız gerekiyor. Hani esnafların işlerini yapmamız gerekiyor ki oha yavaş bu arada, ruh hastası. Neyse esnafların işlerini yapıp onların bize para vermesini ikna etmemiz gerekiyor ki gücümüze güç katalım, daha da zenginleşelim. Oğlum bak seni döverim ha. Oğlum manyak mısın lan sen? Allah Allah. Neyse. Haritada K işareti var gördüğünüz gibi. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Orası taksi durağı. Arkadaşlar taksi durağındaki görevleri yapacağız sizlerle beraber. Hem ne istiyorlarmış, ne yapmamız gerekiyormuş göreceğiz. Hem de buralarda iyicene bir tanınıp ün kazanacağız. Tabi bu çete bize düşman. Ondan dolayı şöyle bir taksiye binelim. Tamamdır. Tamam. Abla diyor ki yüksek klasman bir müşterimiz var. Alacak var mı dedi. Tommy ben yaparım. Ben gidip alırım dedi. Şimdi Starfish adasından yani Diaz'ın malikanesinin olduğu yerden bu VIP müşteriyi almaya gidiyoruz şu anda. Tabii hızlı olmamız gerekiyor. Önümüzdeki birkaç bölüm böyle esnafların işlerini falan yapacağız arkadaşlar. Evet birazcık sıkıcı olacak ama hikaye gereği, oyun gereği yani yapmak zorundayız. Ondan dolayı şu anda esnafların işlerini yapıyoruz. Dediğim gibi birkaç bölüm bu şekilde geçecek. Ondan sonra birkaç tane daha görev olacak. Ondan sonra da oyun bitecek benim hatırladığım kadarıyla. Ama bu esnafın işlerini illaki yapmak zorundayız. Evet geldik bu arada. Bir 15 saniyeye yakın bir süre kala gelmeyi başardık. Tamam, kornayı çal. Kornayı çal. Tamam, sıkıntı yok. Kornayı çaldık. Tamam, adam geliyor. Gayet de. Şekilli şukullu. Hey, o benim müşterim. Geri dur, serseri. Adam da hiç kafasına takmadı ha. Direkt ona bindi. Sırf o daha yakınına şey yaptı diye. Tamam, sıkıntı yok, hallederiz. Bu arada sevgili arkadaşlar, eğer GTA Vice City'yi izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız, destek amaçlı beğeni bırakırsanız, kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız hem başka çekimlerimizden de haberdar olabilirsiniz hem de kanalıma ciddi anlamda destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi kanka, hadi çabuk bin, çabuk bin. Tamam, canımı yakma yeter, dedi VIP müşteri de. Tamamdır. Şimdi bu VIP müşteriyi havaalanına götüreceğiz. Müşterinin bir çalanı cezası ölümdür yani. Kimse Tommy Vercetti'nin VIP müşterisini çalamaz. Ayık olsunlar. Delep Bey lan adamı. Ne oluyor lan? Oğlum çok saçma sapan. Ne yapıyorsun ya? Hayır, niye üzerime doğru kırıyorsun? Amaç ne? Allah Allah, tövbe estağfurullah ya. Ne oluyor oğlum? Saçma sapan olaylar oluyor. Ben buradan gideceğim bu arada, gidebilirsem tabii. Buradan gidilmiyormuş. Havaalanına o kadar uzun zamandır gitmiyorum ki yolu unutmuşum abi. Kusura bakmayın. Saçma sapan yollar deniyorum. TH TH yerlere girdim.
Abi ben buradan nasıl çıkacağım? İlla yolu mu uzatmam lazım? Yok tamam, şuradan dönebiliyormuşum. Allah'tan dönebiliyormuşum. Evet yani mecbur bu hesapların işlerini yapmamız gerekiyor ki hikayede ilerlemeye devam edebilirim dediğim gibi. Eğer bu tarz görevleri falan izlemek istemiyorsanız pas geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi birkaç bölüm bu şekilde geçecek. Ama oyunun sonlarına geldiğimizde yine böyle aksiyonlu, keyifli, güzel görevler gelmeye devam edecek. Evet, 1000 dolarımızı aldık. Tabii bu basit bir görevdi. Ben araba sürmeyi unutmuşum resmen ya bu arada. GTA Vice'de oynamaya araç kullanmayı unutmuşum ya. Bu arada bundan sonra bu Anniversary Edition videosunu çekeceğim. Önce GTA Vice City'ye atarım ya da tam tersi. Ama aynı gün kesin olarak aynı gün hem bu hem de GTA Vice City videoları kanalda olacak arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim, haberiniz olsun. Yolu da iyicene bir uzattım ya. Yolu da çekilin lan bir. Allah'ım. Bu yapay zeka iyicene bana kul oldu. Bana vasileti bağlandı galiba. Oğlum bu nasıl yol ya? Bu nasıl yol ya? Bu nasıl yol abi? Palmiye ağaçlarından, ağaçlardan göremiyorum ortalığı. Neyse şuradan döndüğüm anda taksi kulübünün oraya... Oha burada da M4 varmış. Alırım abi. Vallahi bedava M4 severiz. Olur, alırız alırız. Tabi o esprinin asıl şeyi olur, yeriz yeriz de ama olsundu. Biraz da biz uyduralım. Allah'ım ya Rabbim, ne görevdi ya. Dünyanın en basit görevlerden biri bile işkenceye döndü. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Galiba 3 tane görev vardı bu taksi esnafının. Kaufman taksi istasyonu 3 tane görev vardı toplam. Ya Allah Allah. Benim araba ne biçim yamuluyor ya, ben iyice bir sürmeyi unutmuşum hakikaten. Allah Allah. Neyse. Galiba toplam 3 tane görev var. Bir tanesini yaptık. Her bir bölüm, her bir esnafın işlerini tamamen bitirmeyi hedefliyorum. Bir sıkıntı, aksilik olmazsa tabii. O yüzden videolar bir tık da uzun olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada bu çete bana öyle bir düşman ki hakikaten. Kafayı takmışlar bana. Bak şerefsize bak, üstüme sürüyor bir de. Neyse. Neyse, takmıyorum kafama. Tamamdır, ikinci iş. Araçlara sesleniyorum. Müşteri kaybediyoruz. Burada olan var mı? Ha, bir sürü taksi şoförü varmış başka esnaflardan. Onlar yüzünden biz iş yapamıyoruz. Bay Velsip'te eğer dinliyorsanız ve meşgul değilseniz, müsaitseniz etraftaki taksi esnaflarını indirirseniz çok minnettar oluruz tarzı bir şey söyledi ablamız. Şimdi bu 3 tane rakip taksiyi indireceğiz şu anda. Tamamdır. Bu arada evet, hatırladı, doğru hatırlıyormuşum. 3 tane taksi görevi var. Sıradaki görev biraz sıkıntılı bir görev olacak hatta. Hatırlıyorum. Tek bölümde yapacağım hepsini. Çok da uzun sürmez zaten. Maksimum 15-16 dakika falan sürecektir. Böyle 20-25 dakika süreceğini düşünmüyorum. Eğer saçma sapan bir aksilik olmazsa tabii. Sen şöyle yat aşağıya. Bana doğru değil, bana doğru değil, bana doğru değil. Bana sürme. Ruh hastasına bak ya. Öleceksem namusum şerefimle öleceğim. İşimi sevdiğim için öleceğim dedi ve üstüme sürdü ya. Allah Allah. Neyse sıkıntı yok. En azından hayattayız. Yaşıyoruz bu hayatı öyle böyle. Kanka bir dur. Allah. Birkaç mermi daha sıksaydım var ya, o taksi direkt dibimde patlayacaktı. Çok büyük problem yaşayacaktım. Allah'tan dikkat ettim ona. Zaten o yüzden arada ateş etmeyi falan kesiyorum. Allah. Vallahi boşu boşuna ölmeye hiç gerek yok yani. Tamam silahlar falan gitmiyor tabii mobilde oynadığımız için ama. Yine de gerek yok yani saçma sapan yere ölmeye. Ha, son taksi şoförünün içinde haritaya bakacaktım da. Gerek kalmadı. Tamam. Ya araba ne biçim yamuluyor ya. Ay sinirim bozuldu yine. Ya dokunuyorum öküz gibi yamuluyor ya. Neyse. Şöyle kayacağım da daha rahat adama yaklaşabilmek için. Adam direkt üstüme sürüyor bu arada. Lan oğlum ateş ediyorum lan sana, ateş ediyorum sana, mermi sıkıyorum. Sana SMG ile sıkıyorum. Sen nasıl bir ruh hastasısın ya?
Evet, bu görevi de tamamladık. 2000 dolarımızı cebe indirdik. Kaldı son bir taksi görevi işi. Hatta ben kaydı burada durdurayım. Zaten aynı yere gidiyoruz. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ablamız diyor ki Kar Ay 3, yani bizi söylüyor. Cortez'in kızı var ya, Mercedes. Özellikle bize gelmemizi istiyormuş. Tommy de tamamdır. Araba 3 tamamdır dedi ve şu anda Mercedes'i almaya doğru gidiyoruz. Ya bayağı kalabalık bir çete vardı. Böyle 15 kişi falan vardı, tamam mı? 3 yıldız yaptım bu arada. 3 yıldız olacağını düşünmüyordum. Neyse. Bayağı kalabalıklardı. Dedim arabadan inersem bunlar beni büyük ihtimal öldürür. Ben bunları öldüreyim dedim. Ama tabii tahmin edin ne oldu? 2 yıldız peşime takıldı ve şimdi 3 yıldız oldu. Neyse ya, çok dert değil. Polis de bile yaparım. Dert değil ya. Hayırdır yani? Hayırdır oğlum yani? 3-5 eli tabancalı adamdan mı korkacağız? Tom Vercetti asla böyle hıyarlardan korkmaz. Tom Vercetti adamdır. Aksini iddia eden Haters çetesinin adamlarıdır. Haters çetesi karıdır abi. Anca gitsinler çatıda sniperla bizim çeteyi falan vursunlar. Bir ara bu Haters çetesin, oha! Oha, uçan polis. Oha! Oha! Oha, gördünüz değil mi ne oldu? Allah Allah ya, bu arada Mercedes beni hakikaten buraya mı çağırdı? Bu ne oğlum, mekan ne? Evet, Mercedes'ten hiçbir iz yok. Ne oluyor lan? Oha oha, kaç kişisiniz? 3 6. Oha, 6 tane taksi geliyor. Ne oluyor lan? Bir de sıraya geçtiler. Zaman dolana kadar hayatta kal. Hayda. Taksiciler beni o kadar çok kıskanmış ki beni öldürmeye karar vermişler. Şöyle bir taktik var. Şu taktiği gerçekleştirip hayatta kalacağım abi. Çıkabilir miyim buradan? Lan öleceğim. Lan dur. Lan dur. Arkadaşlar bir çıkayım ben şuradan. Tamam. Sevgili arkadaşlar, ne haber? Bir dakika, elimde bomba var mı? Yok. Şöyle yapacağım abi o zaman. Şöyle sıkayım ben abi, maksat hobi olsun diye. Tamam, kaç. Yani sonuçta illa hayatta kalmamıza gerek yok. Öldürsek de olur. Aynen. Patlat abi. Patla abi, sen de patla. Oo, patlayın da içiniz rahatlasın. Oo, mis. Gördünüz mü? Cık, temiz. Kaufman taksi istasyonunun meleğinin bu işin icabına bakma zamanı geldi dedi. Anlaşıldı. Yani bu esnafın lideri gibi bir şey. Böyle büyüğü gibi bir şey. Bizi ortadan kaldırmak istiyormuş. Hadi yiyorsa kaldır kardeşim. Bu arada ben o arabayı alırım. Tabi bunlar FBI değil de özel polis. Öl lan. Kanka dur, kanka dur, kanka dur. Kanka sen onu sıkarsan biz ölürüz. Hiç gerek yok. Alayım arabanızı. Teşekkürler. Gel lan buraya. Demek beni öldürmeye çalıştın ha. Oha yavaş. Patla lan. Ha. Oha lan. Araba ne kadar zor patladı öyle. Vay anasını. Öldün mü? Patladın mı? Yok, ölmemiş. Adam üstüme koşuyor bir de sopayla. Adam sopayla üstüme koşuyor. Bu hastasına bak. Ha, taksi istasyonu artık bizim arkadaşlar. Artık buradan para alacağız. Ne kadar? 5000 dolar alacakmışız maksimum. Güzel abi. Evet, esnaf işlerinden bir tanesini bitirmeyi başardık. Kaldı böyle 2-3 tane daha. Emin değilim tam olarak kaç tane var ama esnaf işlerinden bir tanesini bitirmeyi başardık. Oğlum başımıza neler geldi lan bugün? Uçan polis. Ruh hastası taksi şoförleri. Bizi kıskanan taksi şoförleri. Bizi deli edip duran bir yapay zeka. Hareketli bir bölüm oldu yani. Yani sıkıcı esnaf işleri falan dedik ama biraz fazlası oldu bu bölüm. Olsun olsun, iyidir iyidir. Hareketli bir bölüm olması güzel.
İnşallah diğer bölümlerde böyle biraz hareketli olur da siz de biraz eğlenirsiniz. Keyif alırsınız izlerken falan. Hem de izlersiniz falan yani. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Sevgili arkadaşlar şu anda GTA Vice City, Magic Rampage, bir de Blue Anniversary Edition'ı şu anki telefonda yani Xiaomi Mi 6'dan çekiyorum. Çünkü verileri falan aktaramıyorum ve oyunlarda bayağı bir ilerleme kaydettiğim için hani üşeniyorum. Şu an yeni aldığım telefonda falan tekrar oynayacağım da ilerleyeceğim de zaman harcayacağım da o falan. Ondan dolayı bu oyunlar bitene kadar şu anki elimdeki telefon Mi 6 ile oynamaya devam edeceğim. Ama diğer Asphalt 9, Clash Royale gibi diğer bütün oyunları yeni aldığım telefonla Poco'da oynayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oyunu da şöyle kaydettik. Evet, GTA Vice Anniversary Edition bu bölümü bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu videoda benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza hala abone değilseniz ve başka içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı oynatmayı isterseniz başka oyun serilerimize ve içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.